Bununla ilgili Aytun Çıray'ın açıklamalarını getirmiştik ekranlara. Şimdi tabii bir de genel seçim var, yani milletvekili seçim var. Dolayısıyla mecliste bununla ilgili bir telaş da yaşanıyor. Kulis bilgileri için telefon attığımızda Ayşe Sayın var. İyi akşamlar Ayşe Sayın. İyi akşamlar. Evet, tarih açıklandı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belli değil. Bununla ilgili öne çıkan iki isim geçtiğimiz saatte Genel Müdürümüz Şaban Sevinç, Haluk Koç ve İlhan Kesici ismini öne çıktığını söyledi CHP'de. Dolayısıyla merakla beklenen bir sürecin içine girmiş bulunuyoruz. Neler evet. söyleyeceksiniz? Evet, şimdi tabii aslında bir baskın seçim demek lazım buna. Hani herkes de bu yorumda birleşiyor gördüğünüz kadarıyla. Bu hamleyi iktidar kanadı muhalefet elini daraltmak için yaptığını tahmin ediyoruz. Görüyoruz da zaten. Çünkü kendi adayları belliydi Cumhur İttifakı'nın ama muhalefette Meral Akşener dışında bir aday belli değildi. Tabii şimdi CHP özellikle hayır bloğunun başında çeken ana muhalefet partisi çok hızlı hareket etmek durumunda. Bugünkü MYK toplantısında da bu görüşüldü ve önümüzdeki haftadan itibaren hatta hemen belki de heyetler oluşturularak hem ittifak görüşmeleri hem de Cumhurbaşkanı adayı belirleme konusunda yetkili kurullarını, parti meclisi ve MYK'sını toplayarak karar verecek. Evet, yani uzun süredir Haluk Koç ismi kulislerde konuşuluyordu. İlhan Kesici ismi dile getiriliyordu. Hatta Yılmaz Büyükerşen ismi konuşuluyordu. Ama her şeyden önemlisi baştan beri Kılıçdaroğlu'nun adı konuşuluyordu. Hani evet. Ana muhalefet liderinin Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkması gerektiğini parti içinde seslendirenler var idi. Bugünkü MYK'da çok somut bir isim görüşüldüğünde çok bilgi yok ama hani Kılıçdaroğlu başta olmak üzere. Ayşe Hanım bir virgül koyabilir miyiz? YSK Başkanı Sadi evet. Güven açıklama yapıyor. Lütfen hatta kalın. Seçimi birlikte yapacağız. Yüksek Seçim Kurulu olarak biz bir seçim bittiğinde bir sonraki seçimin hazırlıklarını yaparız. En az iki seçim için hazır malzemelerimiz olur. Yapılanmamızı tamamlarız. Şu anda da bu seçim için her türlü hazırlığımız tamam. Bundan sonraki aşamada genelgeler ve seçim takviminin hazırlanması ve yurt dışındaki yapılanma işlemleri olacak. Bugün itibarıyla seçim takvimi hazırlıkları başladı. Bir iki gün içinde bunu tamamlayacağız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasanın çıkıp yayınlanmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra da süreci işleteceğiz. Süreci işletilmesi konusunda Yüksek Seçim Kurulu açısından herhangi bir sıkıntı, süre sıkıntısı yoktur. Daha önceki seçimlerde de biz 56 günde seçim yaptık. Bu seçimde de aynı şekilde seçimleri yapacağız. Meclisten çıkması halinde yapılacak seçimlerin ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İyi Parti. Şimdi arkadaşlar, siyasi partilerin hangi şartlarda seçime katılacağı hususu siyasi partiler kanununda 36. maddede 298 sayılı yasanın 14-11'de yazılı. Bizim istikrar kazanmış içtihatlarımız da bu konuda var ve internet sitemizde yazılı. Bu şartları hangi partilerin yerine getirdiği hususunu incelemek için siyasi partilerin kayıtlarını tutan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından evrakları isteyeceğiz, kayıtları isteyeceğiz ve Yüksek Seçim Kurulu olarak hangi partilerin seçime katılması hakkına sahip olduğunu bu inceleme sonucunda açıklayacağız. Mecliste böyle bir karar alınırsa, seçimlerin yenilenmesi kararı alınırsa ve yayınlanırsa ondan sonraki kısa bir süre içinde bu incelememizi yapıp kamuoyuna duyururuz. Teşekkür ederim. Şu an itibariyle benim bilmem de mümkün değil. Seçim takvimini bugün itibariyle büyük oranda hazırladık ama çıktıktan sonra hemen yayınlayacağız. Biz bir arada Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimini ikisi de aynı gün aynı şekilde olacağı için takvimi de aynı süreç içinde birlikte hazırlamayı düşünüyoruz. Peki, teşekkür ederim.
Evet, Sadi Güven YSK Başkanı açıklamalar yaptı. Seçim için hazırlıklar tamam dedi. Yurt dışı için yapılanma hazırlıkları yapılacak, devam ediyor dedi. Yasanın çıkıp yayınlanmasını bekleyeceğiz dedi. Ve merak edilen bir soru o Sadi Güven'e de soruldu. İYİ Parti seçimlere katılabilecek mi, katılamayacak mı? Şu an için ben de bilmiyorum dedi. Belirlenecek takvime göre, yapılacak çalışmalara, yapılacak incelemelere göre o konuya da netlik kazandıracağız dedi. Telefon attığımızda Ayşe Sayın vardı. Ayşe Sayın tekrar size dönüyorum. Dönelim şimdi. Evet. YSK Başkanı'ndan da açıklamalar geldi. CHP'ye döneceğim kulislerine ama YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamaları ile ilgili bir yorum yapar mısınız? Özellikle İYİ Parti'nin seçime katılıp katılmaması noktasında. Evet, İYİ Parti tabii şöyle bir durum var. YSK yılda iki kere siyasi partilerle ilgili seçime katılma yeterli yönden inceleme yapıyor. Birincisi Ocak ayında yapıldı ki geriye dönük 6 aylık bir süreçle ilgili inceleme yapıyor YSK. Dolayısıyla İYİ Partilerin iddiası biz 10 Aralık'ta birinci olan kurultayımızı yaptık. Bizim o listeye Ocak ayında girmemiz mümkün değil idi. Ama İYİ Parti'nin hesabına göre 22 Haziran itibariyle 6 aylık kongreslerinden 6 aylık süre geçmiş olacak. Ve onlar seçime katılma yeterliğini bu şekilde sağlamış olacaklarını düşünüyorlar. Seçim de tabii 24 Haziran'da çok kritik bir tarih. Her seçim öncesinde YSK biliyorsunuz seçime katılacak partileri ilan eder ki bu seçim takvimine göre tam tarih söyleyemeyebilirim ama yani son iki gün değildir hiçbir zaman. Hı hı. Dolayısıyla İYİ Parti için gerçekten kritik bir durum söz konusu. Eğer ki uyum yasaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı seçim ve seçim yasalarında yapılacak değişiklikler kapsamında İYİ Parti ile ilgili ya da seçim yasasında seçime katılma yeterliği ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmaz veya son dakikada İYİ Parti TBMM'de milletvekili grup kurmazsa eğer, hı hı, seçime katılması evet riskli gözüküyor. Evet. Ama peki, şu konuşuluyordu, evet, hani ittifaklar veya evet, Demokrat Parti, Saadet, evet, Parti. Evet. Ben de tam ona gelecektim. Şimdi evet, ittifaklar dillendiriliyor. Bunların içinde tabii ki İYİ Parti de var. Ama İYİ Parti seçime giremezse ne olur? Evet. Birkaç gündür de zaten kamuoyuna yansıyor. İYİ Parti sözcüleri bunu çok açıkça ifade etmiyorlar ama hep ittifak için düşünülen Saadet Partisi, Demokrat Parti ki Demokrat Parti biliyorsunuz Meral Akşener'in içinden geldiği, evet, DYP'nin ve aslında sonra ismini aldığı partidir. Zaten Akşener Cumhurbaşkanı adayı. Hı-hı. Dolayısıyla bir parlamento seçimiyle ilgili bir sorunu yok. 100 bin imzaya bulup aday olacağını söylüyor. Hı-hı. Bu İYİ Parti kadrolarının nasıl meclise gireceği anlamında bir sorun oluşturuyor. Orada da ben hatta sürpriz bir şekilde diğer seçenekler olmazsa CHP listelerinden bile İYİ Partililerin parlamentoya girebileceğini düşünüyorum. Bu ilginç. Şimdi Demokrat Parti dillendiriliyordu. Sizin söylediğiniz de ilginç tabii bu noktadan sonra. Şimdi yine dönelim kısaca CHP kulislerine. Cumhurbaşkanı adaylığı için isimler, öne çıkan isimler Haluk Koç ve İlhan Kesici dedik. Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir eğilimi olmadığını siz de ifade ettiniz. Dolayısıyla şimdi bu noktada aslında hani ana muhalefet partisinin adayı henüz yok noktasında acaba bundan sonra belirlenecek doğru bir isim CHP'nin lehine döner mi bu süreçte? Ne düşünüyorsunuz? Tabii yani önümüzdeki süreci görmek lazım. Adayın kim olacağını görmek lazım ama ben hani Kemal Kılıçdaroğlu süre çok dar, çok kısa, evet, bir süre. Eğer hazırda hani o kamuoyunda kulislerde konuşulan isimler var ama hani şu da partinin adayı diyeceğimiz şimdiye kadar bir isim henüz çıkmadı. Eğer ya bu çok gizli tutulmuştur, hı hı, ya da son dakikaya tutulmuştur bilemiyoruz ama hani bize yansıyan somut bir isim yoktu. Bu durumda CHP eğer çok çok kendini sıkışmış hissederse ve zaman darlığını düşünürse Kılıçdaroğlu'nun aday olarak ön plana da çıkabilir. Evet, ilginç. Gerçekten çok böyle satranç gibi, satranç oynanacak bir döneme girildi. Süre çok az çünkü gerçekten muhalefet için, evet, oldukça sürpriz bir tarih oldu ama görüp bakacağız neler olacak. Çok teşekkür ediyoruz Ayşe Sayın. İyi akşamlar, kolay gelsin. Sağ olun.